Hocam Türk edebiyatı için çok önemli ve eski metinlerden bir tanesi Divan-ı Lügat-ı Türk. Sizin de kısa süre önce bu eserle ilgili bir çalışmanız oldu. Bize Divan-ı Lügat-ı Türk'ün önemini ve edebiyat tarihimizdeki yerini anlatabilir misiniz acaba? Divan-ı Lügat-ı Türk 11. yüzyılda yazılmış bir ansiklopedik Türk sözlüğü ve grameridir. İçinde az da olsa gramerle ilgili bölümler de var ama asıl önemli tarafı sözlük olması. Yani dilimizin bilinen ilk sözlüğü olması. Bu sayede eski metinlerde çözülemeyen, mesela Orhun abidelerinde, eski Uygur belgelerinde çözülemeyen pek çok yerler, anlamı bilinemeyen pek çok kelime Divan-ı Lügat-ı Türk sayesinde anlaşılmıştır. Çünkü bu Türkçeden Arapçaya ansiklopedik bir sözlük. Edebiyat tarihimiz açısından önemi ise bu eserin adeta bir eski koşma tarzı Türk şiiri, halk şiirinin küçük bir antolojisini içine almasıdır. Bunları kelimelere örnek olarak vermiş dörtlükler halinde ama bunları bir araya getirince küçük bir antoloji, koşma antolojisi oluşuyor. Bir de 300 kadar atasözü, yani halk edebiyatımızın ilk ürünleri atasözünü içine alması, o da edebiyat açısından önemini gösteriyor. Evet hocam. Ayrıca bu eserin bulunuşuyla ilgili güzel bir hikaye de var. Bunu bizimle paylaşır mısınız acaba? Tabii bu eser 1070'lerde Kaşgarlı Mahmut tarafından Bağdat'ta yazılmış ve halifeye sunulmuş. 1072'de yazmaya başlamış Kaşgarlı Mahmut, 1077'de bitirmiş. Ama Kaşgarlı Mahmut'un elinden çıkan nüsha elimizde yok. Ondan sonra birkaç kişi tarafından istinsah edildiğini bazı tarihi kayıtlarından biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de, yani nüshalardan bir tanesi de 1266 yılında Şam'da istinsah edilmiş bir nüshadır. Saveli bir Türk tarafından Şam'da istinsah edilmiş. Bugün elimizde bulunan nüsha o, ama o nüshada uzun zaman kayıptı, bilinmiyordu. 1910'larda bulundu. İşte bu bulunuş hikayesi ilgi çekici olan. Evet. Yani üzerinden 700 sene geçtikten 700 sonra sene neredeyse. geçmiş. Yani Katip Çelebi'nin Keşfi Zünun'unda da bu eser kısaca tanıtılıyor ama o eser de bilinmiyor. O başka bir nüsha. Yani o nüsha da bilinmiyor. Bulunan nüsha da bilinmiyor. Bu nüsha muhtemelen Vanizadeler diye bilinen çok meşhur bir ailenin elinde. Son Maliye Nazırlarından Nazif Bey'e kadar gelmiş. Maliye Nazırı Nazif Bey 1905 yılında ölmüş. Ölmeden önce kendi uzak akrabalarından bir kadına bu elindeki bu yazma nüshayı vermiş. Bir sıkıntıya düştüğün zaman bunu götür sat, altın parayla 30 liradan da aşağıya verme demiş. Gün gelmiş, kadın sıkıntıya düşmüş. 1912 yılı olmalı ve bunu sahaflara götürmüş. Bildiğimiz sahaflar, İstanbul'da Beyazıt semtindeki sahaflar, oraya bırakmış. Burhan Efendi o zaman ünlü sahaflardan birisi. Tabii bu sahafların müdavimleri var şimdi olduğu gibi. Evet. Her gün, hatta bazen de gün aşırı efendim sahaflara uğrayanlar var. Bunlardan biri de Ali Emiri Efendi. Meşhur Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi. Yani Ali Emiri Efendi'nin biyografi bilgisi, bibliyografya bilgisi, efendim eski edebiyatla bilgisi adeta hudutsuz. Teracim diyorlar o zaman biyografiye. Yani yaşam öyküsüne. Teracim bilgisi adeta hudutsuz. Çok biliyor. Keşfi Zünun'da geçen bütün eserleri, tabii bunlar Doğu eserleri için, yani Arapça, Farsça, Türkçe yazmalarla ilgili çok bilgisi var. Ve ikide bir de bu sahaflara uğruyor. Defterdarlıktan emekli olmuş. İşi gücü kitap toplamak. Biliyorsunuz onun topladığı kitaplar bugün bir kütüphane. Kendisi o kütüphaneyi oluşturdu. İstanbul'dan Millet Kütüphanesi 16 bin kitap bıraktı ve bunun 4 bini yazma. Evet. Böyle bir insan. Sahaflara uğradığı bir gün yine Burhan Efendi'ye girmiş onun dükkanına. Var mı yeni bir şey? Var vallahi demiş ama bilmem beğenir misiniz? Ve böyle bir yazma vermiş. Bunu bir kadın bıraktı. 30 liradan da aşağıya vermiyor. Önce Marif vekaletine götürdüm. Emrullah Efendi o zaman. Marif vekili, ki Emrullah Efendi'nin Marif vekilliği 1912'de olduğu için bu bulunuşu da 1912 olarak düşünüyoruz. Bir komisyona inceletmiş bir hafta. 10 lira veririz demişler. Yok, bunun sahibi 30 lira istiyor demiş Burhan Efendi. O zaman bir 30 liraya biz kütüphane alırız demişler. Yani 30 lira o kadar kıymetli bir kütüphane alacak kadar. Onlar almamış. Ali Emiri bakmış kitaba, bakar bakmaz ne olduğunu ve önemini anlamış, değerini anlamış. Çünkü Keşfi Zünun'dan biliyor. Evet. Yani Kaşgarlı Mahmud'u.
Ama diyor ki şeyi arttırmamak böyle için öyle anlamazlıktan geldim. Karışık bir kitap. Bütün hakikaten çok karışık formalar, sayfalar birbirine karışmış. Efendim yazarı da Kaşgarlı bir adammış. Sarı çizmeli Mehmet abi falan demiş. 15 lira. Madem Marif 10 lira verdi ben de 15 lira vereyim. Cebinde de 15 lira varmış. Olmaz demiş yani. Ben de olsa satacağım ama kadın 30 lira istiyor. Onun üzerine oradan diyor dostum Edebiyat Fakültesi müderrislerinden Edebiyat Tarihi hocası Faik Reşat geçiyormuş. Ondan istemiş işte o da 20 lira vermiş. Böylece kitabı almış 30 liraya. 3 lira da komisyon vermiş Burhan Efendi'ye. Evet. Yavaş yavaş yürüdük diyor. Bir taraftan da korkuyorum. Acaba Cayar geri ister mi kitabı? Şimdi bunu nereden biliyoruz? Bunu Kilisli Rıfat Bildiklerim adlı yazısında yazıyor. Kilisli Rıfat, Divan-ı Lügat Türk'ü ilk yayımlayan insan. Ve o da eski yazmalar hakkında son derece bilgi sahibi. Kilisli Rıfat 1945 yılında, Eylül'ün sonu, Ekim başlarında birkaç gün süren bir tefrika halinde Yeni Sabah gazetesinde bunları yazdı. Yani bu hadiselerin içinde olan bir insan bunları yazdı. Sonradan bu yazı bildiklerim hikaye diye okuyorum bu yazıyı. Onun için biz bu yayına koyduk bu son yaptığımız Divan-ı Lügat Türk yayınına. Kilisli Rıfat'ın bu yazısını koyduk. Neden? Çünkü arayan bulamıyor. Türk Kültürü Dergisi'nde yayınlanmış. Efendim Şakir Ülkü Taşır'ın Kaşgarlı Mahmut kitabında yayınlanmış. Efendim Ali Emiri ile ilgili bir kitapta yayınlanmış ama bulunmuyor o kitaplar onun için. Diyarbakır Kıraathanesi'ne gidiyorlar akşamları. Cağaloğlu'nda, Divan yolunda. Kıraathane ama gerçek anlamda kıraathane. Yani o zamanki tarih öncümeni yani şimdiki tarih kurumu. Üyeleri filan onların gittiği, Amasya tarihi müverrihi, tarihçisi Hüsamettin Efendi'nin filan devam ettiği bir kıraathane. Kilisli Rıfat. Oraya gidiyorlar her akşam. Hoş sohbetler, edebiyata dair, tarihe dair, Osmanlı tarihine dair. Oraya geldiği zaman sormuş, Divan Lügat Türk diye bir kitap duydunuz mu? Kilisli demiş ki ben duydum yani daha doğrusu keşf üzerinde gördüm demiş. Bir ikisi de işte bir iki tarihte gördüm ama kendisini gördünüz mü? Yok. O zaman demiş ki Fuzuli'den bir beyit. Bakın bu beyitler böyle ilgili zamanda kullanılıyor. Eyledim tahkik, görmüş kimse yok cananımı. Yani araştırdım, Evet. benim cananımı, sevdiğimi kimse görmemiş diye sevinmiş. Yani Evet. kendisindeki bu kitap Türkistan diyor. Hayır, hayır diyor, bu kitap Türkistan değil, bütün dünyadır. Dünyaların hazinelerini versem bu kitabı değişmem. Ondan sonra kitabın şöhreti yayılmış. Ali Emiri Efendi seviyor böyle. Atıyor sözü ortaya. O devrin aydınları, İttihat ve Terakki var. O devrin aydınları arasında kulaktan kulağa yayılıyor. Ziya Gökalp'a gitmiş. Ziya Gökalp gitmiş Ali Emiri'ye bir göreyim şu kitabı falan. Yok göstermem sabret. Daha sonra gösteririm. Nihayet Gökalp şeye gelmiş. Kilisli Rıfat'a gelmiş. Kilisli Rıfat'ı çağırmış daha önce Ali Emiri Efendi. Bak demiş sana göstereceğim. Göstermiş ama maksadı başka. Kitapları dağınık. Belki de eksik var bilmiyorum. Sen lütfen uğra bunları. 2 ay gitmiş Kilisli Rıfat. Haftada her gün 2 saat falan. Düzeltmiş bütün sayfaları, sayfa numaraları vermiş. Bakmışlar eksik yok. Şimdi Ziya Gökalp da Kilisli'ye geliyor. Diyor ki ne yapacağız? Ben kulaktan bu kitaba aşık oldum. Sevda nedir bilmezdim şimdiye kadar. Ama bu kitaba tutuldum demiş Gökalp. Ne yapalım da elinden alalım bunu bastıralım. Bütün millete mal edelim. O zaman bir mizansen oluşturuyorlar. Devrin bir nazırı var. Adliye nazırı yanılmıyorsam İbrahim Efendi. O şeyin dostu. Bizim Ali Emiri Efendi'nin dostu. O Ramazan günüymüş. Bir iftara çağırsın. İşte Talat Paşa oraya gelsin birkaç adamıyla. Efendim iltifat etsinler Ali Emiri'ye ancak böyle olur filan diye uygulamışlar bu senaryoyu. Adliye Nazırı çağırmış Ali Emiri Efendi'yi. Beraber iftarlarını yapmışlar. Aradan 1 saat geçmiş. Talat Paşa Harbiye Nazırı. Efendim malum İttihat Terakki'nin. Ama o zamanki nazırlara bakınız. Yani Talat Paşa İttihat Terakki'nin en önemli 3 adamından biri. İçeri giriyor. Aman efendim siz meşhur efendim Ali Emiri efendimsiniz. Ellerini öpmüşler. Efendim otur demeden oturmamışlar filan. Evet. Talat Paşa da adamları da. Evet. Çok iltifat etmişler. Ondan sonra biraz sorular sormuşlar Ali Emiri Efendi'ye edebiyattan. O da cevaplar vermiş. Böyle çok memnun kalmış. Sonunda tabii Talat Paşa demiş ki bu kitabı lütfederseniz bastıralım.
Eskiden istinsa usulü vardı kitapların kaybolmaması için. Ama bir kitap kaybolabilir. Şimdi de insanlık basma usulü, tab usulü diye bir şey buldu. Dolayısıyla müsaade ederseniz, tabii bu kadar iltifattan sonra o müsaade etmiş ama bir şartım var. Kilis-i Rıfat'ın elinde olacak kitap. Kilis-i Rıfat da onu kimseye göstermeyecek. Sonunda Kilis-i Rıfat'a veriliyor. Kilis-i Rıfat marife götürüyor. O zaman devlet matbaasında, Maarif Vekaleti'nin matbaasında dört mürettip dizgici görevlendiriliyor. Tabii elle diziliyor o zaman. Kilis-i Rıfat ilk defa ilk gün bir forma yazdım diyor. Yani Kilis-i Rıfat'ın da istinsa ettiği bir nüsha var. Kitabın kendisini götürmüyor tabii. Şeye, Evet. dizgiciye götürülür mü o kıymetli kitap? Eliyle bir forma istinsa etmiş. İşte her gün ne kadar istinsa ediyorsa istinsa ettiği yaprakları götürüyor. Dizgiciler onları diziyorlar. Böylece 1915 yılında iki cildi, 1917'de üçüncü cildi çıkmış. Ama bu bir tercüme falan değil olduğu gibi. Peki hocam, Divan-ı Lügati't-Türk hep Kilis-i Rıfat'ta mı kalmış? Kilis-i Rıfat'ta kalmış şeye kadar. Baskı işi bitinceye kadar Kilis-i Rıfat'ta kalmış ama Kilis-i Rıfat bu kitabı nerede saklayacağını bilememiş. Korkmuş bir yangın olur, bir şey olur diye. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne götürmüş, sizde kalsın. Hepsi korkmuşlar. Sonunda efendim duvara bir çivi çakmış, bir Kur'an cüzü gibi cüze koymuş, oraya asmış, çocuklarına da demiş ki yangın vukuunda ilk kurtarılacak şey. Bir ara bir şeye kızmış Ali Emiri Efendi. Daha doğrusu bir yeğenini haksız yere işten almışlar. Gitmiş Kilis-i Rıfat'tan kitabı istemiş ama kitabı isterken küçük bir yalan söylemiş. Demiş ki Avrupa'dan bir şarkıyatçı geldi. Kitabı görmek istiyor. Kitabı alayım da ona göstereyim. Kilis-i Rıfat da vermiş kitabı. Ondan sonra geri vermiyor. Ali Emiri Efendi diyor ki benim yeğenimi işine tekrar verinceye kadar kitabı vermem. İşte araya bakanlar vesaireler giriyor. Gerçekten yeğenine haksızlık yapıldığı anlaşılıyor. Yeğeni işine iade ediliyor. O da kitabı veriyor. Yani böyle bir küçük hikaye de var. Son bir şey söyleyeyim. Kitabı teslim ettikten sonra Kilis-i Rıfat'a Ali Emiri Efendi Talat Paşa 300 lira göndermiş. Ali Emiri'ye bir de not yazmış. Lütfen bunu kabul buyurunuz. Ali Emiri Efendi 300 lirayı kabul etmiyor. O da bir tezkire bir not yazıyor. Efendim benim vicdanım bunda rahat etmez. Ben yaptığım küçük bir vatani milli hizmet diyor. Lütfen bu 300 lirayı alınız. Gerçekten ihtiyacı olan fakirlere dağıtınız. Bunun adı da Divan-ı Lügati't-Türk sadakası olsun diyor. Böyle bir Divan-ı Lügati't-Türk sadakası da var. Ve o zaman 1915'te 17'de bu kitap basılınca bütün dünya artık Divan-ı Lügati't-Türk'ü görmüş oldu, öğrenmiş oldu.